Şimdi şu input'u çalıştıralım. Burada yeni bir madde eklediğimiz zaman bunu bekleyenler bölümüne ekletelim. Bunun için ilk önce bunun metodunu yazalım. Şurada getTo şeklinde metodumuzu yazalım. Bu bir eleman alacak, bir parametre alacak. Buna da todo diyelim. Nereye atacaktı? Bekleyenlere. Yani şu dizinin içerisine bunu pushlayacağız. Hemen yazalım. This nokta pendings nokta push diyorum. Todo. Tamam. Şimdi HTML'den bu input'a yazılan yazıyı ekle butonuna bastığımızda bu metoda gönderelim ve pendings dizisinin içine bunu pushlayalım. İlk önce şu input'a bir isim veriyorum. New todo diyeyim. Bu butona bastığımız zaman da yani click olayı olduğu zaman da add todo'ya bunu göndereceğiz. Şimdi ilk önce şunu pushlamadan önce bir konsola yazdıralım. Bakalım ne geliyor. Console.log todo dedik. Bakalım. Konsolumuzu da açalım. Test yazdım, bastım. Bana input'un tamamı geldi. Peki benim burada neye ihtiyacım var? Input'un value'suna, yani buraya yazdığım yazıya ihtiyacım var benim. Bunun için todo nokta value diyorum. Bir de bunu basalım konsola, tekrardan bakalım. Test dedim, ekle dedim. Evet. Yazdığım yazının aynısını aldım. Ben pendings dizisinin içine todo nokta value'yu pushlayacağım o zaman. Konsolda yazdırdığımızı silelim. Tekrar gelelim çıktığımıza. Konsolu kapatıyorum. Test dedim. Ekle dedim. Evet, bekleyenler bölümüne geldi. Yeni madde dedim. Ekle dedim. Geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada ekleme işlemini yaptıktan sonra bu input'un value'sunu sıfırlayalım. Bunun için de buraya dizimize push işlemini yaptıktan sonra todo nokta value eşittir boş diyoruz. Bakalım oldu mu? Test dedim. Bastım. Evet, gitti. ASD dedim. Ekledim. Eklediğim zaman input sıfırlanıyor. Şimdi bir bakalım. Enter'a bastığımızda ekliyor mu? Sayfayı yeniliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Type'ına submit diyelim. Buton değildi. Test dedik. Evet, aslında pushladı. Şuraya bakın şimdi. Test diyorum. Enter'a bastığım anda burada gelecek ama sayfayı yenilediği için gidiyor. Bu sayfayı yenilemesinin sebebi şu. App modül dosyamızda form modülünü dahil etmemiz gerekiyor. O da şöyle. Ben şurada forms modül diye yazayım. Evet. @angular forms'un içinden geliyor bu da. Bunu dahil ettiğimizde muhtemelen o sayfa yenileme sorunu düzelecektir. Test dedim. Enter'a bastım. Evet, geldi. ASD, ASD 1, ASD 2. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biz bu şekilde eklemelerimizi yapıyoruz ama sayfayı yenilediğimiz zaman bunlar gidiyor. Çünkü bunu bir dizi içerisinde tutuyoruz. Sayfa yenilendiği zaman da bu dizinin elemanları tekrardan bunlar olarak değişmiş oluyor. Yani sıfırlanıyor aslında. İlk başta verdiğimiz değerler neyse onlar gelmiş oluyor. Bunu şöyle yapalım. İlk etapta local storage'e bunu atalım. Oradan çekelim. Sayfayı yenilesek de kalsın aynı veriler. Daha sonra da servis yazalım. API'den alalım verilerimizi ve yeni bir madde eklediğimizde de yine API'ye gönderelim. İlk olarak local storage'e bunu alalım.
Şöyle yapıyoruz. İlk önce komponentimiz açıldığında local storage'e şu itemları ekleyeceğiz. Daha sonra bunların değerlerini onlara set edeceğiz. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Bir metot oluşturalım. Set items diyelim. Local storage nokta set item pendings bunun değeri de this nokta pendings. Şimdi burada json nokta stringify içerisine almamın sebebi şu. Local storage'te bir dizi şeklinde değer tanımlayamazsınız. String olmak zorunda. Bu yüzden biz dizimizi json nokta stringify içerisine alıp bunu string'e çeviriyoruz. Daha sonra bunu kullanırken de json nokta parse içinde çekeceğiz. Yani string'i tekrar json şekline çevireceğiz. O şekilde kullanacağız. Şimdi ben ilk önce uzun uzun yazacağım. If else'lerle yapacağım bunu. Daha sonra kolay bir yöntem göstereceğim. Yani şu anda yaptıklarımızı değiştireceğiz aslında. İsterseniz yazmayın ama yazıp denemeniz sizin için daha iyi olur. Bunu iki tane kopyalıyorum. In progress. Done. Komponentim açıldığında bu metodum çalışacak. Şimdi bir bakalım. Gelelim. Konsolda application'a geldim. İlk önce bir siliyorum şurayı. Olup olmadığını görelim. Şu anda local storage içerisinde hiçbir şey yok. Yeniliyorum sayfayı. Evet, geldi. Şimdi bunları oluşturduk. Ama biz yeni bir veri eklediğimiz, yeni bir madde eklediğimiz zaman buraya gelmeyecek. Veya işte buradan maddeyi diğer tarafa taşıdığımızda bu değişmeyecek local storage'te. Şimdi onların ayarlamalarını yapacağız. Hatta şöyle de bir şey olacak. Biz şu anda madde ekledik. Buraya gelmedi. Gelmemesinin sebebi add to do bölümünde local storage.setItem deyip pendings'e yine aynı şekilde this.pendings'i verelim. Şimdi yeni bir madde eklediğimizde local storage'te bu gelecek. Ama sayfayı yenilediğimiz zaman yine gidecek. Bakın geldi burada ekledim. Bir tane de test ekliyorum. Geldi. Şimdi sayfayı yenilediğimde bu tekrar gidecek. Gitti. Sebebi şu. Biz bu metot içerisinde bunları set ediyoruz. Şu dizileri yani komponent içerisindeki bu İlk başta kullandığımız dizileri set ediyoruz. Bu sayfa yenilendiği zaman yine gidiyor buraya. Bu diziler tekrar sıfırlanıyor. Dolayısıyla sıfırlanmış halini eklemiş oluyor local storage'e. Bu yüzden de yenilediğimizde tekrar gidiyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Bu metot içerisinde if diyeceğim ki eğer local storage içerisinde pendings yoksa başına bir ünlem işareti koydum. O yoksa anlamına gelecek. Yoksa bunu ekle. Varsa da this nokta pendings eşittir json nokta parse json nokta parse local storage nokta get item pendings. Aynı şekil diğerlerine de uygulayacağız. Kopyaladım. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Hemen hızlıca değiştiriyorum gerekli yerleri. Sonuncusunu da yapıyorum. Sanırım tamam. Şimdi ne yapacak? Komponent açıldığında buraya gelecek. Bakacak eğer ki local storage'te pendings yoksa set edecek, ekleyecek. Mevcut diziyi buna değer olarak atayacak. Varsa
mevcut diziye local storage'deki pendings bölümünü atayacak. Bir diğerleri de o şekilde çalışacak. Hemen bakalım. Yenilensin. Ben hatta local storage'i bir temizleyeyim. Tekrar yenileyeyim sayfayı. Evet, oluşturdu. Şimdi yeni bir eleman ekliyorum. Test dedim. Ekledim, geldi. Local storage'e de geldi. Buraya da geldi. Sayfamı yeniliyorum. Bakın kaldı. Gitmedi. Şöyle hemen birkaç tane daha madde ekleyeyim. Test 2, test 3 diyelim. Sayfayı yenileyelim yine. Gitmedi. Şimdi biz burada bu maddeleri taşıdığımız zaman sayfayı yenilediğimizde yine eski haline gelecek. Şimdi onu yapalım. Onu yapmadan önce buradaki şu if else, if else, if else bundan bir kurtulalım. Bu yanlış, uzun ve gereksiz bir kod burası. Bunu şöyle yapalım. Şurada ben bir obje oluşturayım. Data adında. İçinde de pendings. In progress ve done olsun. Hatta bunların değerlerini de burada alalım. Hemen şöyle alıyorum. Tamam, şimdi yukarıdaki dizilerden bir kurtulayım. Bunları artık datanın içerisinde tutacağım. Set items metoduna geldim. Burada ben ne yapıyorum? Pendings var mı diye bakıyorum. Varsa bunları yap, yoksa bunları yap diyorum. Daha sonra in progress var mı yok mu? Done var mı yok mu? Bunlara bakıyorum. Ona göre işlem yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir for each oluşturacağım. Onun için de bu datayı çevireceğim. Bunların key'lerini alıp aşağıdaki işlemleri döngü içerisinde yapacağım. Yani daha az olmuş olacak, daha sade olmuş olacak kodumuz. Hemen yapalım. Object.case this.data.forEach key diyelim buraya. Evet, şimdi bu döngü ne yapıyor? Bir görelim. Konsola bir basalım bakalım. Key'den ne geliyor? Buraya istediğiniz bir isim de yazabilirsiniz. Örneğin ben ASD yazayım. Konsolu açtım. Bakın, pendings, in progress, done. Bunlar this.data bizim yukarıda oluşturduğumuz bu değişkenimizin objenin içerisindeki key'ler. Şimdi aşağıdaki işlemleri bu for each içerisinde yapacağım. Şuradan bir tane if else'i alıyorum. Şu ASD'yi yine key yapayım. Şimdi burada şu bölüme bunu yazıyorum. Burada da aynı şekilde. Burada da this.data'nın key'i diyorum. Yine burada da aynı şekilde this.data'nın key'i. Şurada da key. Tamam. Şimdi aşağıdaki kodları silebiliriz. Evet. Az önceki if else if else uzun kodumuzdan kurtulduk. Daha düzgün ve anlaşılır bir kod yazmış olduk. Bakalım bir çalışıp çalışmadığına. Tabii burada biz diğer değişkenlerimizi de sildiğimiz için bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Burası artık this.data.pendings. Aynı şekil burası da tabii HTML'imizde de değiştireceğiz bunları. Data.pendings. Data.pendings.
Tamam, bakalım. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi local storage'i bir temizleyeyim. Tekrar yenileyeyim bakalım. Tamam. Aynı şekilde oluştu. Az önce uzun kod varken de oluşuyordu, çalışıyordu, sıkıntı yoktu. Yine aynı şekilde çalışıyor. Bakalım yeni bir madde ekleyelim. Problem var mı? Test dedik. Bekleyen listesine de geldi. Local storage'te de olması gereken yere geldi. Test 2 dedik. Bunu da ekledik. Bir kere yeniledim. Evet, kaldı. Şimdi diğer tarafa taşıyorum. Yeniliyorum, yine olmayacak bu. Bu da şu yüzden. Şimdi biz sürükle bırak işlemini yaptığımız zaman şu metoda giriyor. Bir listeden başka bir listeye taşıdığımız zaman da bu else içerisine giriyor. Burada şöyle bir şey yapacağız. Şu aşağıdaki for each'i buraya alacağım. Burada herhangi bir if else olmayacak. Sadece şunu kullanacağım. Yani ne yapacak? Ben bir sürükle bırak işlemi yaptığım zaman, yani bekleyen listesinden yapım aşamasında olanlar listesine veri attığım zaman, benim data değişkenimin objesinin içindeki key'leri tek tek çevirip bunları local storage'deki yeni halleriyle değiştirmiş olacak. Bakalım oldu mu? Kaydettim. Testi buraya attım. Olmadı. Nerede hata yaptık? Pardon. Şunu almam gerekiyor. Bunu almam gerekiyor burada. Bir bakalım oldu mu? Testi attım. Test 2'yi de tamamlananlara attım. Sayfamı yeniliyorum. Evet, olmuş. Sıkıntı yok. Yeni bir madde ekleyelim. ASD'yi buraya gönderdim. Yeniledim. Evet, olmuş. Burada ne yapmış oldu? ForEach de bizim key'lerimizi çevirdi. Daha sonra Local Storage'de yeni halini eklemiş oldu. Dolayısıyla komponent açıldığında da Set Items'a gelip burada da gerekli işlemleri yapıp bizim son halini, en son halini getirmiş oluyor. Bakalım burada herhangi bir sıkıntı var mı? Şöyle biraz karıştıralım. Şunları şuraya toplayayım. Tamamlananlar listesi boş olsun. Yenileyim. Evet, sıkıntı yok. Yenileyim. Sıkıntı yok. Tamam. Bu bölümü burada bitirelim. Artık bir sonraki bölümde bunların hepsini iptal edip API ile haberleşme sağlayacağız. Bu verilerin hepsini dinamik olarak tutacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.